Sağlıklı bir insanda mayoz bölünme sonucu oluşan normal haploid bir hücre ile ilgili ifadelerinden hangisi doğrudur? Haploid diyorsunuz. Bakın şimdi iki eniştir. 44 artı xx ya da xy olsun. Haploid nedir bunun? 22 artı x'tir. Doğru mu? Şimdi n sayısından bir eksik kadar ne var? Otozom var. Çünkü n burada nedir arkadaşlar aslında? 23'tür. Doğru mu? O yüzden bu ifade doğru. Mitoz bölünme geçirebilir. Bir sperm ya da bir yumurta oluştuktan sonra mitoz ya da mayoz geçirmez arkadaşlar. Homolog kromozom çifti bulunduramaz çünkü N kromozomludur. X ve Y gonozomları birlikte bulunamaz çünkü N kromozomludur. O gonozomlardan bir tanesi bulunur. O yüzden cevabımız A seçeneği. Bölünmede gözlenen olaylardan hangisi mayoz 1 ve mayoz 2'de ortak olarak gerçekleşir? Replikasyon mayoz 1'de olur arkadaşlar. Crossover mayoz 1'de olur. Homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi mayoz 1'de. Tetratlar mayoz 1'de olur ama sitokinez 2 defa gerçekleşir. Sitokinez nedir? Sitoplazma bölmesidir. Bakın bir tane 2 oldu. Burada da bir tane 2 oldu. Gördünüz mü? Sitokinez sitoplazma bölünmesi hem mayoz 1'de hem mayoz 2'de görülür. O yüzden cevabımız C seçeneği. Mayoz bölünme sırasında olaylarından hangileri homolog kromozomlar ayrılmadan önce gerçekleşir? Homolog kromozomların ayrılması ne zaman oluyor arkadaşlar? Mayoz 1 ve anafaz 1'de oluyor. O zaman biz bundan öncesine bakacağız. Yani metafaz 1'e, profaz 1'e, interfaza bakacağız. O şekilde düşünün. Şimdi crossover ve tetrat nerede oluşur? Profaz 1'de oluşur. Sitoplazma bölünmesi nerede oluşur? Sitokinezde olur. Bundan sonra olur. Kardeş kromatitlerin ayrılması anafaz 2'de olur ki o mayoz 2'dir zaten. İyipliklerin kaybolması telofazda olur. Anafaz 2'den sonra olur. Anafaz 1'den önce oluşanlar 1 ve 2. Bölünme sırasında olaylardan hangisi bir kez gerçekleşmez? Şimdi DNA replikasyonu mayoz 1'den önce oluşur bir kez. Homolog kromozomdan ayrılması mayoz 1'de anafaz 1'de oluşur bir kez. Kardeş kromatitlerin ayrılması anafaz 2'de olur bir kez. Tetrat oluşumu profaz 1'de olur bir kez. İyi iplikleri hem mayoz 1'de hem mayoz 2'de oluşur. Mayoz 1'de homolog kromozomları ayırmak için, mayoz 2'de kardeş kromatitleri ayırmak için önemlidir. O yüzden cevabımız E seçeneği. Diploid kromozom sayısına sahip 4 ve 6 kromozomlu hayvan hücrelerinin bölünmelerine ait aşağıdaki evrelerden hangisi hücre bölünme tipinin mayoz olduğunu kesin olarak belirlenmesi için kullanılmaz arkadaşlar. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mayoz 1 olabilir, 6 kromozomlu mayoz 1 olabilir. Bakın 1, 2, 3. Üçer çift kardeş kromatit ayrılıyor. Bu mayoz 2'nin anafaz ikisi olabilir. Doğru mu? Şimdi burada 1, 2, 3, 4 bu 4 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesi olabilir. Şuradaki 3 bakın 6 kromozomlu bir hücrenin mayoz ikisi metafaz ikisi olabilir. Ama şimdi buraya bakıyorum 1, 2, 3, 4, 4 kromozom yan yana dizilmiş. 4 kromozom yan yana dizilmişse bu arkadaşlar mayoz olabilmesi için ancak 2 eniştir 8 kromozomlu bir hücreye ait olması lazım. Ama bana verilenler nedir? 4 ve 6. O zaman bu nedir arkadaşlar? Ya 2 eniştir 8 kromozomlu bir hücrenin mayoz ikisi ya n eşittir 4 ya da 2 eniştir 4 olan bir hücrenin mitozu. Ki zaten diploid demiş. Şöyle yaparsanız 2 eniştir 4 ya da 2 eniştir 8 hücreli bölünmeye ait. 2 eniştir 4 ise mitoz, 8 ise mayoz 2. Cevabımız o yüzden C seçeneği. Ökaryot bir hücrede bölünme sırasında olayların gerçekleştiği bilinmekte. Homolog kromozomlar ayrılmış, tetrat ve sentrozom eşlenmesi olmuş. Bakın tetrat, homolog kromozom. Bu mayoz bölünme ifadesidir. Ve bu hücre ile ilgili ne doğruluğu kesindir demiş. Diploid sayıda kromozoma sahip. Çünkü mayoz bölünme 2N kromozomlu üreme ana hücrelerinde olur. Sitoplazma bölünmesi ara lamel. Belki de sitokinez boğumlanma ile olacak bilmiyorum. Hayvan bitki mi olduğunu söylememiş. Soru bir de kesindir soruyor. Bölünme tamamlandığında diploid kromozomlu 2 yeni hücre oluşur. 2 değil, 4 yeni hücre ya da 1 yeni hücre oluşur ki diploid değil, N kromozomludur. Çünkü mayoz geçiriyor. O yüzden cevabımız yalnız 1. Burada hani ya 4 ya 1 dedim. Sperm ise değil mi? 4, yumurta ise 1 tane hücre oluşur. O şekilde düşündüm. O yüzden cevabımız A seçeneği.
Mitozun profaz evresi aşağıdakilerden hangisi bakımından mayozun profaz bir evresinden farklılık gösterir demiş. Yani mitozun mayozdan farkı. Çekirdek zarı ve çekirdekçik ikisinde de ortak kaybolur. Kromozom sayısı başlangıçta 2N'dir. Kromatin iplikler kıvrımlı yapıdadır ve kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kardeş kromatitleri meydana getirir. Sentrozom eşlenmesi mitozda da mayozda da görülür. Şimdi şöyle söyleyeyim ki zaten sentrozom eşlenmesi interfazda olur. Bize profazı sormuş. Crossover gerçekleşmemesi arkadaşlar. Hani şöyle söyleyeyim size, mitozun profaz evresinde crossover zaten görülmez. O görülecekse mayoz 1'de görülür. Yani hiçbir şekilde mitozda, profazda, crossover, tetrad ve sinaps görülmüyor. O yüzden cevabımız B seçeneği. Mayoz 1'in profaz 1 evresinde gerçekleşen crossover olayı gözlenmiş. Buna göre crossover ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Yeni gen kombinasyonlar oluşur. Evet, bakın bu pembenin üzerinde bakın yeni bir mor bölge oluşmuş. Morun üstünde de yeni bir pembe bölge oluşmuş. Homolog kromozomların, yani bakın biri anneden diğeri babadan gelen homolog kromozomların, şöyle bunlar kardeş ya, kardeş olmayan kromatitleri arasında parça değişimi olur. Doğru. Genlerin kimyasal bileşimini değil, kromozom üzerindeki yerlerini değiştir. Evet. Şimdi siz bir gene baktığınız zaman o genin içerisindeki nükleotitleri falan değiştirmiyorsunuz. Sadece bu geni alıyorsunuz, başka bir kromozomun üzerine koyuyorsunuz. Cevabımız o yüzden nedir arkadaşlar? E seçeneği. Memeli bir canlının vücudunda gerçekleşen iki bölünme. Diyelim ki insan olsun arkadaşlar. Tamam mı? Numaralanmış bölünmelerle ilgili hangisi doğrudur demiş. Bakın 2N'den 2N, mitoz 2N'den N, mayoz bölünme. Bir numaralı bölünme çeşidi tüm doku hücrelerinde gerçekleşir. Yanlış, bölünemeyen hücrelerimiz var. 2 numaralı bölünme sonucu oluşan hücre gametse mitoz bölünme geçirebilir. Mesela bir sperm oluşmuş ya da bir yumurta oluşmuşsa artık mitoz ya da mayoz geçiremez. Bir numaralı bölünme sonucu oluşan hücrede bulunan gonozom çeşidi 2 numaralı bölünme sonucu oluşan hücrenin gonozom çeşidinden kesinlikle farklıdır. Neden? Belki 44 artı XX'tir. Bu da 22 artı X'tir. Bakın gonozom çeşidi X. 2 numaralı bölünme sırasında hem homolog kromozom hem de kardeş kromatit ayrılır. Evet, mayoz bölünmede mayoz 1'de homolog, mayoz 2'de kardeş kromatit ayrılır. 2 numaralı bölünme sırasında DNA işlenmesi 2 kez gerçekleşir. Mayozda arkadaşlar sadece mayoz 1'den önce DNA işlenir. Mayoz 2'den önce DNA işlenmez. Cevabımız D seçeneği. X ve Y hücrelerinin gerçekleştirdiği mayoz bölünmeler sırasında kromozom sayılarında gözlenen değişim. 44'ten 22'ye, 22'den 11'e. Hangileri yapılabilir? X hücresinin bölünme sırasında oluşturacağı tetrat sayısı, X hücresinin tetrat sayısı N kromozoma eşittir değil mi arkadaşlar? Buradaki tetrat 22. Y hücresinin diploid kromozomuna eşit. Evet, 22'ye eşit. X ve Y hücrelerinin bölünme sonucu oluşturduğu hücrelerde homolog kromozom çifti bulunmaz. Çünkü bölünme sonucunda N kromozomlu hücreler oluşur mayozla. X hücresinin bölünme sonucu oluşturduğu toplam hücre sayısı Y hücresinin bölünme sonucu oluşturduğu toplam hücre sayısının 2 katıdır. Arkadaşlar mayoz bölünme klasik bir hücreden 4'er hücre oluşur. X ve Y hücresi için de bunu düşünebilirsiniz. O yüzden cevabımız 1 ve 2. Mayoz bölünme şematize edilmiş. Şemaya göre yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Bakın H1, H2, H3. Şimdi neydi? Bir tane hücre var. X kadar, tamam mı? İnterfaz geçiriyor. Şimdi interfaz geçirmiş hali H1 olsun. DNA'sı 2 katına çıkmış. Mayoz 1'in sonunda ne oluyor? X'e dönüyor. H2'ler olsun bunlar. Mayoz 2'de DNA işlenmesi olmadığı için x bölü 2, x bölü 2, x bölü 2 oluyor. Bu da H3. O zaman H1'deki DNA miktarı 2A ise H2A, H3A bölü 2. H2 ve H3 hücrelerinde homolog kromozomlar bir arada bulunmaz. Bakın şimdi H1 hücresi 2N kromozomlu. Mayoz 1'in sonunda H2N, mayoz 2'nin sonucunda H3 zaten N. Dolayısıyla H2 ve H3 N kromozomlu hücreler olduğu için homolog kromozomlar bir arada bulunmaz. H1 hücresinden H2 hücresi oluşurken sentromer ayrılması gerçekleşmez. H1'den H2'nin oluşması mayoz 1'dir. Mayoz 1'de homolog kromozomlar ayrılır arkadaşlar. Daha sentromerler parçalanmaz. Sentromerlerin parçalanması demek kardeş kromatitlerin ayrılması demek. H2 hücresinden H3 hücresi oluşurken kromatit ayrılması gerçekleşir demiş. Evet, bakın bu ifade de doğru.
İşte şimdi H2'den H3 oluşurken ne olacak? Sentromer yarılmasıyla kardeş kromatitler ayrılacak. H2 hücresinden H3 hücresi oluşurken kromozomların gen dizilimi değişir. Arkadaşlar bu H2'den H3 oluşumu meiyoz 2 mitoz benzeridir. Öyle kromozom yapısında bir değişiklik asla meydana gelmez. O yüzden cevabımız ne oldu? E seçeneği.